ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığıyla Güney Kıbrıs arasında 5. parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandı. Daha 3 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan müttefikimiz, dostumuz Katar, Türkiye'nin karşısında saf tuttu. Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği sözde sahanın 5. parselinde ABD'li ExxonMobil ve Katar Petrolleri'ne doğalgaz arama izni vermesi bölgede suların yeniden ısınmasına neden oldu. Daha önce Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı alanlardan biri olan 10. parsel için Güney Kıbrıs'ın Mart 2016'da çıktığı ihaleyi ABD'li ExxonMobil'la Katar Petrolleri ortaklığı kazandı. Bu Türkiye açısından rahatsızlık yaratan bir durum oldu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar'ın da olması. Bizi sadece şaşırtmadı, aynı zamanda da üzdü." açıklamasında bulunmuştu. Katar Haber Ajansı QNA'nın aktardığına göre, anlaşma kapsamında Katar Petrolleri Ortaklığı %40, ExxonMobil %60 pay sahibi olacak. Habere göre operatörlük Exxon'a ait olacak. Avrupa Birliği mensubu Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarını tek taraflı olarak 13 parsele bölmüştü. Güney Kıbrıs'ın bu parsellerde uluslararası şirketlere arama izni vermesine, kıta sahanlığının ihlal edildiğini vurgulayan Türkiye tarafından tepki gösterildi. Kıbrıs Rum kesiminin lisans verdiği 5 numaralı saha, Türkiye'nin kıta sahanlığıyla kesiştiği bölge içerisinde kalıyor. Bu anlaşmaya tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının hakları yanında Türkiye'nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır ifadesini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgi ise konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil Katar Petrolleri Ortaklığı'na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir ifadelerine yer verdi. Bilgiç ayrıca, Türkiye hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek. Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir, dedi. ExxonMobil Katar Petrolleri Konsorsiyumu, 5 Nisan 2017'de Kıbrıs'ın güneybatısındaki 10 numaralı parselde doğalgaz arama ve sondaj hakkı için Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri tepki göstermişti. Ancak Türk donanmasının bu arama çalışmalarına müdahalesi olmadı. Çünkü 10 numaralı bölge Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içerisinde kalmıyor. Fakat Rum kesiminin Mart 2018'de İtalyan şirketi Eni'ye verdiği 3. parseldeki arama iznine Türk donanması müdahale etmiş ve sondaj platformu bölgeden ayrılmıştı. Çünkü 3. bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı alanında yer alıyor. Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'nin kıta sahanlığında olan bölgeye ilişkileri, Katar'la yaptığı doğalgaz arama anlaşması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye ile ilişkileri iyi olan Katar'a geçen haftada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ziyarette bulunmuştu. Peki Katar Petrolleri veya ABD'li ExxonMobil şirketinin sondaj gemileri Türk kıta sahanlığına kalan 5. bölgede doğalgaz çıkarma faaliyetine geçtiklerinde Türk donanması müdahalede bulunacak mı? Bu soruya eski donanma komutanı evet diyor. Nusret Güner, Türkiye'nin bu durumda yapması gereken şey diplomatik olarak Katar'la görüşmeleri gerekiyor. Eğer görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemileri kullanılarak arama yapması sağlanabilir dedi. Tümamiral Cem Gürden ise 5 numaralı bölge Türk kıta sahanlığını ihlal eden bölgedir. Türkiye bu sahada kendi kıta sahanlığına müdahil olacak her türlü faaliyeti önlemelidir. Bunun için de sismik ve sondaj gemileri bölgeye gönderilmelidir ifadelerini kullandı. 5 numaralı bölgenin kabaca %40'lık bölümü bize müdahil, %60'lık bölümü onların kendi sahası. Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e deklare ettiği bir saha var. Eğer o sahanın içine bu gemi girerse Türkiye tabii ki müdahale eder, diyen Cem Gürdeniz, bu hamle üzerine Türkiye, 5 nolu bölge gri bir bölge, yani bize müdahil bir bölge olduğu için Türkiye'nin her halükarda gemi girmese bile kendi sahasına buraya bir gemi göndererek NAVTEX ilan etmesi gerekiyor, diyerek konuşmasını tamamladı. Daha önce Fransız ve İtalyan gemileri alana gelip arama yapmak istedi diyen Mete Yarar da, her defasında çıkarıldılar.
Bugüne kadar devlete ait olan hiçbir yerden taviz verilmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesişen bölgelerde herhangi bir arama faaliyetinde bulunan gemileri donanmasını göndererek çıkarıyor. ABD'nin daha önce Yunanistan'la savunma işbirliği anlaşmasını yaptıktan sonra yaptığı açıklamaları hatırlatmakta yarar var. ABD, Türkiye ile Güney Kıbrıs, hatta Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışmalı alanlarda biz taraf olamayız, biz farklı açıdan bakıyoruz demişti. Biz bu konularda taraf değiliz açıklamasını yapmıştı. Bölgede daha önce tartışmalı alanlarla ilgili bir arama yapılmadı. Bu defa bu davranış tamamen bir güç gösterisidir. Şirketlerle ülkeleri birbirinden ayrı görmemek gerekir. Bir ülkeyle işbirliği yaptığınız alanlar olduğu gibi anlaşamadığınız konularda olabilir. Eğer bu olaya dost-düşman açısından bakarsanız ülkenin kapılarını kilitleyip oturmanız gerekir. Ama öyle yerler vardır ki gerekirse kafa kafaya gelirsiniz. İşte 5. parselde bunlardan biridir. Şunu da anlamıyorum. Herkes Katar şirketini konuşuyor ancak ABD'yi konuşan yok. Açıkça söyleyelim, burada arama yapılmadığı sürece, girilmediği sürece bir şey deneniyor. Türkiye'nin reaksiyonuna göre alınacak politik kararlar hazırlanıyor. Burada Yunan ve Rumlar için durum askeri olarak sürdürülebilir bir durum değildir. Ancak siyasal blokaj oluşturularak buradaki gerginliğin Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilemesi düşünülüyor. Amaç bir yandan da Türkiye'nin ambargo uygulanacak bir davranış sergilemesini istemek. Türkiye de zaman kazanmaya çalışıyor. Sesini fazla yükseltmeden tepkisini kontrollü olarak veriyor, dedi.